Evet, selamun aleyküm sevgili YouTube arkadaşlarım. Bayram özendi Asarlı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam budur yani. Videolarımı beğenin ki videolarım çoğu insanlara ulaşabilsin. Hepinize şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Yine 12 maddelik şeyin 12. maddesindeyiz yani mümin kimse. Bir kimse mümin kardeşleri hasta olduğu zaman onları ziyaret etmelidir. Hastaları ziyaret etmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde müminin kardeşini hastayken ziyaret ettiği zaman Allahu Zülcelal şöyle buyurur: İyi yaptın, sana müjdeler olsun, cennette bir konak kazandın buyurmuştur. Hasta ziyaretinin bir takım edepleri vardır. Bunlar: 1. Hastanın yanında fazla oturmamak, ancak hasta bundan sıkılmıyor ve yakınlık gösteriyorsa bir sakıncası yoktur. 2. Hastanın yanına yaklaşıp elini bedenine koymak, halini sorarak çabuk iyileşeceğini ona hissettirmek lazımdır. 3. Hastaya sabretmesini tavsiye etmek ve bu sabrından dolayı büyük mükafatlar kazanacağını ve bu hastalığının günahlarına kefaret olacağını anlatmak lazımdır. 4. Hastaya dua etmek ve ondan dua istemek lazımdır. Çünkü hastanın duası makbuldür. Hasta ziyareti çok makbuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur arkadaşlar: Şüphesiz Allah kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey Adem oğlu, hasta oldun da beni ziyaret etmedin. Kul, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin. Ben nasıl sana gelebilirdim dediği zaman Allahu Zülcelal, bilmiyor musun falan kulum hasta olmuştu da onu ziyarete gitmedin. Şayet onu ziyarete gitseydin yanında beni bulacağını bilmiyor muydun buyuracak. Hasta ziyaretine giden kişi hastaya, Ya Rabbi, bunun sıkıntısını gider. Sen şifa verensin, ona şifa ver. Senin şifandan başka şifa yoktur. Ona öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın diye dua etmelidir. Rivayet edilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben hizmet eden Yahudi bir genç vardı, hastalandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret ederek yanı başında oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Genç yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası ona itaat et dedi ve Yahudi genç Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılınca buyurdu ki: Onu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Buhari. Biz de bu hadisi şerife bakarak hasta olan mümin kardeşlerimize sabretmelerini ve Allahu Zülcelal'a karşı tevbe etmelerini tavsiye etmemiz lazımdır. 13. Bir kimse mümin kardeşinin cenazesine gidip onu defnetmek için yardımcı olmalı ve kabre kadar götürüp defnetmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde her kim bir cenazeyi, teşhi cenazesinin defnedilmesi için yardım ederse onun için bir kırat ecir vardır. Gömülene kadar beklerse iki kırat ecir vardır. Bir kırat Uhud dağı kadardır buyurmuştur. Bir gün bir adam Abdullah bin Ömer radıyallahu'nun yanına gelerek bu hadisi şerifi kendisine söyledi.
Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanında bulunan hizmetçilerden birine filan yere git bak bakalım böyle bir hadis-i şerif var mı dedi. Hizmetçi gidip geldi ve böyle bir hadisin olduğunu söyledi. O zaman Abdullah bin Ömer radıyallahu anh elindeki taşları yere fırladı. Eyvah bilmeden nice sevaplar kaçırmışız diye ağladı. Tabii mezarlıklar ibret alma yerleridir. İnsan cenazelerde mezarlıklara gittiği zaman ahiretin üzerindeki merakı daha da artar. Onun için Hatemül Esam radıyallahu anh demiştir ki mezarlıklara uğrayıp da ibret almayan, onlar için dua etmeyen hem kendisine hem de o kabirdekilere ihanet etmiş olur. Meymun bin Mihran radıyallahu anh da şöyle demiştir. Halife Ömer bin Abdülaziz ile bir mezarlığa uğradık. Ömer bin Abdülaziz mezarlara bakınca ağladı ve şöyle dedi. Ey Meymun, bunlar atalarının kabirleri. Sanki hiç dünyaya gelmemişler ve dünya ehlinin zevki sefasına iştirak etmemişler. Görmüyor musun? Yere yıkılmış yatıyorlar. Azaplarla baş başa kalmışlar. Cesetlerine kurtlar ve böcekler saldırmış. Vallahi şu kabirlere girmiş ve Allah'ın azabından da kurtulmuş, kimseden daha büyük nimete kavuşmuş olan birini bilmiyorum. Cenazede cenaze sahiplerine taziye gidenlerin görevi. Bir, üzülmesi ve bu üzüntüsünü belli etmesi. İki, az konuşması ve üç, gülmemesidir. Sürekli huşu içinde olmak, az konuşmak, ölünün halini düşünmek, ölüm hakkında tevekküre dalmak, cenazeyi teşhir etmenin adaplarındandır. 14. Mümin, diğer mümin kardeşleri ile fitneye düşmemek hususunda elinden geldiğince çaba göstermelidir. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede bir de öyle fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zulüm yapanlara dokunmakla kalmayacaktır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde fitne uykudadır. Allah onu uyandıranın belasını vermiş buyurmuştur. Belasını versin. Yani diyor ki fitne diyor uykudadır. Allah onu uyandıranın belasını versin buyurmuştur. Allahu Zülcelal kullarına dinin emir ve nehiileri etrafında birleşmelerini ve ayrılığa düşmemelerini emretmiştir. Salih zatlardan birisi ölürken oğullarına şöyle demiştir. Bana birer tane çubuk getirin. Çocukların her biri bir çubuk getirdiler. Adam sopaları demet yaptı ve haydi bunu kırın dedi. Çocukların hiçbiri çubuk demetini kıramadılar. Bunun üzerine adam çubukları birbirinden ayırarak şimdi her biriniz bir çubuk alın ve kırın dedi. Çocuklar aldıkları çubukları kırdılar. Adam dedi ki işte siz benden sonra böyle olacaksınız. Eğer bir araya gelirseniz sizi kimse bozamaz. Şayet birbirinizden ayrılırsanız düşmanınız sizi kolaylıkla ele geçirip helak edebilir. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh de demiştir ki sakın tefrikaya, ayrılığa düşmeyin. Çünkü cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Ey Allah'ın kulları, birbirinize kardeş olun. Bütün bunlara bakarak fitne çok büyük bir kapıdır. Kim o kapıyı açarsa kendi önünde cehennem kapısını açmış olur. Her kim de fitne kapısını kapatırsa kendisini cehennemden kurtarmış olur. Nitekim Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede bir toplum kendi durumlarını bozmadıkça Allah onların durumlarını bozmaz
buyurmuştur. Bütün bu anlatılanlara bakarak İslam dininde mümin kardeşliğinin ve mümin kardeşlerini Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Onun için insan mümin kardeşini Allah için sevmek için kendisini zorlamalı ve nefsine baskı yapmalıdır. Rivayet edilmiştir ki Kettani radıyallahu anh şöyle demiştir. Adamın biri bana arkadaş oldu fakat arkadaşlığı bana ağır geliyor ve sıkıntı veriyordu. Kalbimdeki bu hal kaybolsun diye hediyeleşin, birbirinizi seversiniz hadisi şerifine uyarak adama hediye verdim. Fakat sıkıntım kaybolmadı. Adamı alıp evime götürdüm ve ayağını yanağıma bas ki kalbimdeki bu sıkıntı hali gitsin dedim. Adam olmaz yapamam dedikçe ben ısrar ettim. Sonunda istediğimi yerine getirdi. Allah-u Zülcelal kalbimdeki sıkıntıyı alana kadar adamın ayağını yanımdan kaldırmamasını sağlamaya çalışmak için azmetmiştim. Nihayet kalbindeki sıkıntı hali kayboldu. Adama artık ayağını yanağından kaldırabilirsin dedim. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayeti kerimede eğer siz birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur buyurmuştur. Allah için sevmenin bir sebebi de Allah için iyi kimselerle arkadaş olmaktır. Onun için Alkeme radıyallahu anh oğluna şöyle öğüt vermiştir. Oğlum, insanlarla arkadaş olmak istediğinde kendisine hizmet ettiğin zaman seni koruyan, sohbet ettiğin zaman sana değer veren, sıkıntıya düştüğün zaman seni sıkıntıdan kurtaranlarla arkadaş ol. Elini bir hayra uzattığın zaman onu hayra doğru çeken bir iyiliğini gördüğü zaman söyleyen, bir kötülüğünü gördüğünde gizleyenlerle arkadaş ol. Bişri Hafi radıyallahu anh kötü insanlarla arkadaşlık yapmak iyi insanlara kötü zanda bulunmaya sebep olur demiştir. Malik bin Dinar radıyallahu anh iyilerle taş taşımak kötülerle hurma tatlısı yemekten daha iyidir demiştir. Allah-u Zülcelal de bir ayeti kerimede o gün zalim kimse ellerini ısırıp keşke filancayı dost edinmeseydim diyecektir buyurmuştur. Onun için daima iyi kimselerle arkadaş olmaya gayret etmek mümin kardeşlerimizi Allah için sevmeye çalışmak demektir arkadaşlar. Yine videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar videomu beğenmeyi, like atmayı, bana abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Size şimdiden teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı cumalar dilerim.